gelin evinin 3. gününde kahve yapmayı bilmeyen yeni gelin Büşra Hanım'ın misafiriydik. Mutfaktaki kazaların ardından kahveler gecikince Büşra Hanım misafirleri tarafından acımasızca eleştirildi. Büşra'cığım, soğuk su da olabilir. Ocak ben değilim yani. Ali, ateşi ben çıkarmıyorum. Ateşi buluyor. Evet, ateşi yeniden icat ediyor. Serpil Hanım'ın jest olsun diye getirdiği tatlının yarattığı kriz gün boyu devam etti. Bunu ben o beğendiği için yapmıştım. Ya da ben şöyle yapacağım bunu. Serpil, art niyetli kadının önde gideni ve çok büyük bir oyuncu. Tatlı konusunda ben anlamadım zaten ortada neler döndüğünü. Resmen Serpil'le arkamızdan iş çevirmişler. Evin dekorasyonuyla ilgili maddi soruların hepsinde Büşra Hanım'ın telefonla bağlandığı eşi yardıma yetişti. Orayı sadece 750 liraya yaptırdık. Fakat içerideki hani hepsi beraber toplamda bir 5000 liraya falan mal oldu bize. Yani içerideki her şeyle beraber duvar kağıdı, içerideki gök tavan falan hepsi bir 5000 liraya mal oldu. Büşra Hanım'ın sürekli övdüğü yatak odasının dekorasyonu hanımlar tarafından beğenildi. Arkadaşımızın da söylediği gibi, evet, söylediğiyle gösterdiği uyuyor birbirine. Sade ve şık. Tavanını çok beğendim. Çok harika bir tavan. Yazgı Hanım'ın dolabında toz yok demesi üzerine Büşra Hanım'ın mutluluğu görülmeye değerdi. Yok valla. Gerçekten mi? Mutfağa girildiğinde Serpil Hanım'ın poşete koyduğu tatlının görüntüsü Büşra Hanım'ı şoke etti. Yalnız gezmeden önce bu nedir? Önce bir açıklar mısın ne olduğunu? Tabii açıklayayım. Ben dün onu sana gerçekten isteyerek vermiştim aslında. Sen dün alamayacağını, yarın sen getirirsen daha iyi olur dediğin için bugün ben aldım getirdim. Keşke hani o tepkiyi vermeseydin. Keşke masanda bir çeşit daha bulunsaydı. Ama ben onu kabul etmiyorum, istemiyorum dediğin için kapıya da aşağı binanın dışına çıkıp çöpe atma şansım olmadığı için ben de onu çöpe attım. Yeniden patlak veren tatlı krizinin ardından ikramlar tadıldı, düğün görüntüleri izlendi ve günün stresi oynanan oyunla atıldı. Ben artık dayanamıyorum, bu ayakkabıları çıkaracağım. Büşra Hanım, gelin evindeki gününü 17 puanla tamamladı. Gelin evinde bugün Yazgı Hanım'a konuk oluyoruz. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Biraz yorucu. Buyurun, dışarıda kaldınız. Şöyle beni takip edin. Mutfağım, çok işim var. Oyalamayın beni kapıda. Burası benim mutfağım. Hazırlıklarıma devam ediyordum. Siz de beni böyle haldır huldur yakaladınız yani. Yazgı Hanım eksiklerini tamamlamak için mutfakla yemek odası arasında mekik dokurken hanımlar da giderek yaklaşıyor. Ben zannediyorum ki gerçekten bugün hem sinirli hem kahkaha dolu bir gün olacak. Peki bugün bize tahammül edebilecek mi? Sabır edebilecek mi? Zorunda. Hepimiz ettik çünkü. Hanımlar, iyi ağırlanmayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Öyle bir hava seziyoruz. Şöyle bir şey var. Şöyle bir his uyandırdı bende. Gidince diken üstünde oturacağım. Eve maskeyle mi, boneyle mi, steril eldivenle mi gireceğim? O konuda birazcık tereddütlerim var. Girdikten sonra da koltukta rahat oturamayacağım. Aman bir yere bir şey dökeceğim, aman bir şey diyecek, bir telaşesi olacak. Bakalım bize o rahatlığı verebilecek mi? Misafirleriniz mahalleye giriş yapmak üzere. Öyle mi? Ay, şimdi derler ki Yazgı ne kadar yavaş, hala hazırlanamadı, bizi bekletiyor. Deseler haksız da sayılmazlar yani. Meksika salatasını da servis tabaklarına alan Yazgı Hanım hızla ikram masasına yöneliyor. Hep sunum sunum dedik, sunum sunum olmuyor. Tabii ki insanlar yemekten sonra saçıma, makyajıma, kılığıma, kıyafetime de yorum yapacak. O yüzden ben sizden müsaadenizi istiyorum ve yatak odama gidiyorum. Koşun Yazgı Hanım, koşun. Biz sizi bekliyoruz. Temizlikte en iddialı Yazgı'ydı. Bir kıl bile görürsem vuracağım yüzüne. Yazgı'nın evinde çekişmeli ve kavga dolu bir gün bekliyorum. Açıkçası beni düşündüren Yazgı Hanım kendi eşine dahi titizlik konusunda baskıcıysa misafirlere nasıl davranır düşünemiyorum.
Çok güzel ve farklı görünüyorsunuz Yazgı Hanım. Teşekkür ederim. Çok mersi. Az önce mutfaktaki kadın bir başkasıydı sanki. İnşallah onlar da gördüğünde beğeneceklerdir. Öyle ümit ediyorum. Çünkü onlar için özel hazırlandım. Kıyafetinizi bugün için mi aldınız? Kıyafetimi onlar için almadım ama sadece bir kere özel bir düğünde giydim. Yine onları da özel olarak kendime hissettiğim için onlar için bunu giydim. Bilekliğinizden gözümüzü alamıyoruz Yazgı Hanım. Ya teşekkür ederim. Her ne kadar şeyden kadar böyle altın olmasa da... Gerçek değil mi bileklik? Değil. Yüzükler haricinde gerisi imitasyon. Yazgı Hanım içeride defilesini yaparken misafirleri de geliyor. Hanımlar apartmana girdiler bile. Ah! Geldiler! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevincin dışarıdan duyuldu. Hoş geldin. Ev sahibimiz tüm enerjisiyle misafirlerini karşılıyor ve gelin evinde dördüncü gün başlıyor. Bana da burası mı kaldı? Evet, seni yamacıma doğru aldım. Misafirlerini tüm enerjisiyle karşılayan Yazgı Hanım, salona geçer geçmez hanımlardan hangi uyarıyı alıyor? Biraz sonra açıklayacağımız şeyden sonra... Sakin kalamayacak. Büşra Hanım'ın hediyesi herkeste büyük merak uyandırıyor. Ne bu ya? Çözemedim. Mutfaktaki toz polemiği Yazgı Hanım'ın evinde de yaşanıyor. Süründüreceğim seni. Neden yaptınız öyle bir şeyi? Yatak odasına girer girmez hanımların dikkatini çeken detay ne? O kadar üstüne olmuş ki. Yazgı Hanım'ın çeyizinde hanımların en çok beğendiği parçalar kimin el emeği? Kimin olabilir? Yemek odasına geçen hanımların dikkatini ikramlardan daha fazla çeken tabloda ne gizli? Burayı çok merak ettim. Cevap için eşini arayan Yazgı Hanım neden bu kadar şaşırıyor? İkramlarda en çok eleştiriyi hangi lezzet alıyor? Çünkü biraz dağılıyor. Yazgı Hanım'ın eşine ecel telleri döktüren evlilik teklifi nasıldı? Ben kesinlikle kabul etmeyeceğim dedim. Yazgı Hanım'ın düğün takılarının başına ne gelmiş? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. İlk defa gelin evinde açıkladığı sırrı ne? Bu konuyu şu anda ilk defa burada açıklıyorum. Ben şu an donum kaldım anlamadım. Ev sahibimiz misafirlerine horon öğretiyor, eğlence tam gaz sürüyor. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan. Hoş bulduk. Dedikodunu yapıyorduk. Hadi ya nasıl? Nasıl yorucu muydu? Ya evet çok yoruldum. Tek başımaydım çünkü. Sabah 7'de daha doğrusu işim bitti. Hani duş alıp falan 7.30'du yattığımda. Hani yarım saat de olsa biraz böyle gözlerimi dinlendirmek istedim. Ama hakikaten sanki saatlerce uyumuşsun, dinlenmişsin, çok önceden hazırlıklarını yapmış gibi bir havan var. Çok beğendim karşılamanı. Ay çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Gerçekten çok teşekkür ederim. Karşılaması mükemmeldi, gerçekten samimiydi. Bir de biz bugün jüriyiz. Daha çok bizde söz hakkı olacak biliyorsun. Ara ara ben böyle bir virgüle atarak bize konuşma hakkı tanı. Çok konuşmayı seviyorum ya. Hani o benim şeyim... Anlamıyorum ama bazen. Ama anladık evet. Anlamıyorum yani. Yarışmanın başından beri sen konuşmayı seviyorsun evet. Bunu biliyoruz. Şey onu anlamıyorum ben ama. Nefes alabiliyor musun konuşurken? Alıyorum. Bugün onu biraz dengeleyerek yol ya kat inşallah. Ederim. Ya inşallah. Hatta ben böyle az konuştuğum zaman uykum falan geliyor ya. O derecede oluyor. Yok bugün yani. Uykun gelmez. İyi. Gelmez. Biz bugün senin uykunu kaçıracağız. 3 gündür hep katı kurallarından bahsetti. Bunu sadece onun evinde tartışmak adına sustum. Bugün onları konuşacağım. Yani çok uzun yoldan gelenler de var. Bize bir ikram, bir şey içecek falan. Tabii ki ya biz girdik hemen böyle şeye. Kusura bakmayın. Muhabbete dalan Yazgı Hanım'ı misafirleri uyandırıyor. Ve günün ilk ikramı için ev sahibimiz mutfağa gidiyor. Bir de ben bir terlik rica edebilir miyim? Tabii hemen. Yalnız şey önü kapalı bir terlik istiyorum. Üşüyorum çünkü. Tamam hemen. Ben belki ilerleyen saatlerde alabilirim. Tamam olur. Yazgı Hanım, misafirleriniz karşılama anındaki sıcaklığınıza şaşırdılar sanki. Evet,
bana da öyle geliyor. Çünkü sanırım onlar benden biraz daha böyle düşük enerjili bir karşılama bekliyorlardı. Fakat ben her zamanki gibi enerjimle onları şaşırttığımı düşünüyorum. Yazgı Hanım'ın karşılamasını beğendiniz ama bütün gün böyle devam eder mi sizce? Zannetmiyorum. Bildiğimiz Yazgı'yı etmemeli. Yani edemem. Biraz sonra açıklayacağımız şeyden sonra bence tamamen motive olarak düşeceğini düşünüyorum. Ona sakin bir, kalamayacak. Savunma moduna geçecek ama onun hiçbir affı, savunması yok. Beni kendilerine ciddi anlamda rakip olarak görüyorlar. Sonuçta hiç kimse kendine rakibim, işte şunu rakip olarak görüyorum diye söyleyemiyor bir başkasına. Ben beni rakip olarak gördüklerini düşünüyorum. Perdelerden tut, avizesinden, renginden. Yani daha dün bir şair bir erkek çocuğu odası demiş, yatak odası. Burası genç kız odası değil, genç de değil, bir çocuk odası. Doğruları söylemeye devam edeceğim. Yani iyiyse iyi, kötüyse kötü. Ama daha girmeden biz çok iddialı olduğu konuları aşağıya çekmeye başladık. Ne mesela? Temizlik mi? Evet. 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 Ve hiç ummadık bir yerde. Aa, bunlar nasıl bakar ki oraya diyecek. Yazgı Hanım, ev terliği ilk defa sizden isteniyor. Temizliğine mi bakacaklar sizce? Yani bilemiyorum. Temizliğimi ölçmeye çalışacak kapasitede birini olduğunu düşünmüyorum. Bilemiyorum yani kafalarında hangi tilkiler dönüyor onu çözemedim gerçekten. Neyse ben şimdi kahvelerimi yapayım. Şimdi bekletirsem bağırır çağırırlar. Malum hiç düşmeyeyim onların dillerine. Yazgı Hanım başına gelecekleri az çok tahmin ediyor ve kahveleri pişirip ikrama başlıyor. Bardağın içinde bir şey var. Bak tam şurasında. Tamam, bugün sabahtan beri orada yemek yenmiş olabilir. Ben bunları sabah hazırlamıştım tezgahın üzerinde. Hemen değiştirip geliyorum. Sabah mı hazırladın bardakları dedi? Evet, sabah hazırladım. Daha ilk ikramdan bardakta bir şeylerin bulunması Yazgı Hanım için hiç iyi olmadı. Kesinlikle savunma mekanizması oluşturdu kendine. Zaten her şey bir bahanesi vardı onun. Hanımlar, Yazgı Hanım'ın kıyafetini beğendiniz mi? Tulum mu? Gayet güzel. Ayrı ayrı görünüyor. Hani ben pantolon gömlek olarak sandım. Şık görünüyor. Takıların sade. Sade seviyorsun zaten. Saçların da güzel olmuş. Bilekliğin gerçek mi? Yok değil canım maalesef. O kadar şey olamadık senin gibi. Dur ama onları da bir dinleyeyim. Ben arkadaşlarımla aynı fikirde değilim. Ben seni çok beğendim. Yani saçını, makyajın çok güzel. Fakat tulum hani... Yani yanlış anlamam ama vücut hatlarını çok belli etmiş gibi geldi bana. Saçını, makyajını çok beğendim. Teşekkür ederim. Takıların da güzel ama tulumunu ben de beğenmedim. Kıyafet yorumlarının ardından hediyeleri açma zamanı geldi. Senin gibi tatlı bir hediye aldım sana. Ay çok teşekkür ederim. Hanımlar hayırdır? Niye gülüyorsunuz? Ya ayıcık falan mı? O öyle bir şeye benziyor. Maymun ya! Kübra Hanım espri olsun diye mi aldı? Yoksa bir şey mi demek istiyor bilmiyoruz ama oyuncak çok sevimli. Ama çok şirin ya. Köpek ama. Bir dakika kulaklarım var onun. Yalnız detaya dikkat etmeni isterim. Köpek! Ne bu ya? Köpek benim. Diğer hediyeleri de bir kessek, çok sabırsızım da. Tamam. Karşılıklı dokundurmalarla hediyeler açılmaya devam ediyor. Ay bu çok güzel. Tam benim istediğim bir deterjan. Evet, kutusu. O tam senlik bir hediye. Aslında iyi de almışım sanki onu yapmakta. Hala temizlenecek birkaç yerin var, lazım olacaktır. Ay çok güzeller ya. Mikrofiber bez hastasıyım. İnanılmaz derecede çekmecelerim, banyo dolabım full bunlarla. Hiç şey normal bezlerle toz almam yani. İçinde başka ne var bakalım. Merak ettik biz de. Tuvalet fırçası var şeyde. Ay oda kokusu, çok teşekkür ederim ya. Bak bulaşık teli. Duman çok güzel. Evet ya. Bu çizmez süngerler çok... Şöyle bu da temizlik bezi şeyde. Ne mutlu oldum. Kutusu da çok tatlı ya. Çok teşekkür ederim gerçekten. Rica ederim. Gel kız yapacağım. Aha.
Sakin. Kırmadan öpeceğim. Bir şey olmadı değil mi? Sana yok, şey yok, yok yok iyiyiz. Sana bir şey oldu. Bugün sizin bu enerjik halleriniz ne olacak böyle? Ya vallahi billahi o kadar merak ediyorum ki şimdi çatır 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 çatlayacağım yani. Hatta başladım yani çat 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 sesler gelmeye. Büşra ile hediyeyi beraber seçtik. O alınca ben de ona uygun bir şey alayım diye. Onun da açıklamasını bunu gördükten sonra yaparız. Salla bir bakalım. Göbek mi atacağım onunla ya? Büşra hangini açtıktan sonra. Bu kez hediyesine bir anlam veremeyen Yazgı Hanım yine de teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. Yavaş açıyoruz. Ya Allah aşkına. Bir saniye. Çok merak ettim. Büşra Hanım adı üstünde o elinizdeki hediye. Bırakın artık paketi. Ve adamın gönlünü 3 gündür yeteri kadar kırdım. Yok hiçbir şey yok. Haydi. Ama hanımlar iyice merak ettik. Bir gülüşmeler, bir paketten vazgeçememe halleri. Görelim artık şu hediyeyi. Yalnız bu ne ya bebekleri? Bu da şey. Hani. Benim böyle fantazilerim yok tatlı. Hani yok olduğunu biliyoruz diye. Nereden biliyorsun? Çocuğumun olmadığından mı? Hayır canım ondan değil. Çok adamı vahşi davrandığından dolayı. Şimdi ne desek bilemedik Yazgı Hanım. Paketi açsanız mı açmasanız mı kararsız kaldık. Ya arkadaşım bana iç çamaşırı almış arkadaşlar ya. Oo, cesurca verilen bir kararla alınmış bu hediye. Büşra Hanım, neden bu hediyeyi seçtiniz? Bu hediyeyi 3 gündür alım yani yerden yere vurdu. Çok kırdı. Bence bununla bir gönlünü alması hiç gerekiyor. Hiç de kırmadım. O alışık öyle şeylere. Yazgı Hanım, hediyeyi beğendiniz galiba. Kullanacak mısınız? Zamanı gelince neden kullanmayayım? Sonuçta peki, hediye gelmiş bana o kadar. Zamanı ne zaman? Allah bilir. Hanımlar, konu nereye gidiyor biz yolun sonunu göremiyoruz. O yüzden hediye faslını bitirsek artık. Arkadaşlar, bir sene falan olunca Allah mı bırakılıyor? Normalde en kısa zamanda falan demen lazım. Sen de maşallah 2 ayda. Hanımlar diyorum, artık dekorasyon hakkındaki yorumlarınızı alalım diyorum. Şeyda Hanım, sizden başlayalım. Ben en çok Yazgı'nın zaten ev konusunda değil, salonunu en çok merak ediyordum. Çünkü benim salonum çok eleştirildi. Hani o yüzden merak ettim, acaba hani kendi salonu çok mu mükemmel diye. Koltukları ne kadar aldın? Koltukları 2900'e yaptırdım. Kendin yaptırdın? Hı, kendim yaptırdım. Oturma grubun rahat, spor, perden klasik, uymamış. Yazgı Hanım, öncelikle ben perdenin salona uyumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten benim görüşümce bu koltuk takımı tamamıyla spor bir koltuk takımı değil. Hem spor hem klasik. Onun için çok fazla abes kaçmamış perde. Bu arada perde ne kadar acaba? Hepsine 1.200.000 mi verdik? O civarda bir şey yani. Nakit yaptığı için. Bütün perdeleri. Aha bütün. Bilmiyorum belki ben yanlış düşünüyorum. Şu lambader yatak odasına daha uygun. Evet. Salonda hiç olmamış. Fiyatı ne kadar onun? Onu 110 liraya aldım. Ha, fiyatı gayet uygun. Bu arada şuralarda birkaç mobilyanda çivilere denk geliyorum. Evet. Onu neden yaptınız öyle bir şeyi? Ya o aynaları ben çok istedim orada. Konsolun üstünde aynayı çok seviyorum. Hı hı. O aynayı şeyle yapıştırmaya çalıştık. Tutmadı. Mecburen delmek zorunda kaldık. Ondan ben de çok rahatsızım ama. Aynı anda kaynana dili denilen bu muydu? Yok canım. Ona... O ikisini nasıl bağdaştırdınız Serpil Hanım? O da iğne gibi ya. Acaba dedim onu severek mi koydun? Yok, bir yaprak düşün böyle dil gibi ama hani onların üzerinde böyle diken diken. Radyasyon önlediği için aldım ben. Hani tam televizyonun yanına koydum ikisini de. O da radyasyonu önlediği için yoksa kaktüs sevdiğimden güzel dolayı değil yani. Evet çok güzel düşünce. Al gönlün olsun bak bunu da buraya koydum. Serpil Hanım ev sahibi edasıyla hanımları yönlendiriyor. Hadi o zaman kalkalım başka odalara da bakalım. Serpil Hanım o terliklerle rahat yürüyebilecek misiniz? Evet terlikler bir küçük geldi. Ben o konu esnada söyleyemedim. Yok mu büyükten 36 falan mı bunlar? Ben 38 giyiyorum 41 falan değil ayaklarım ama. Ev terlikleri de genellikle benim ayak numarama göre oluyor. Bir her şeye cevap verme. Doğru söyledin. Onu da bilmedi yani. Hadi.
Yazgı Hanım'ın pastel renkleri tercih ettiği salonunda duvardan halıya her şey uyum içinde. Pembe ve pudra rengi koltuklar oldukça rahat. Üzerine ayna yerleştirilen konsolu Yazgı Hanım'ın düğün fotoğrafları ve çiçekler süslüyor. Televizyon seti oldukça sade. Disko topunu andırır avize, özel bir tasarım olmasa da salonla uyumlu. Bir duvarında kelebeklerin uçuştuğu salonun orta sehpası mumlarla dekore edilmiş. Yemek odasına geçen hanımların dikkatini ikramlardan daha fazla çeken tabloda ne gizli? Burayı çok merak ettim. Cevap için eşini arayan Yazgı Hanım neden bu kadar şaşırıyor? İkramlarda en çok eleştiriyi hangi lezzet alıyor? Çünkü biraz dağılıyor. Yazgı Hanım'ın eşine ecel terleri döktüren evlilik teklifi nasıldı? Ben kesinlikle kabul etmeyeceğim dedim. Yazgı Hanım'ın düğün takılarının başına ne gelmiş? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. İlk defa gelin evinde açıkladığı sırrı ne? Bu konuyu şu anda ilk defa burada açıklıyorum. Ben şu an donum kaldım anlamadım. Ev sahibimiz misafirlerine horon öğretiyor, eğlence tam gaz sürüyor. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Burası benim mutfağım arkadaşlar. Şöyle buyurun. Böyle küçük, çok ben geniş bir mutfağım değil. Dolabı açmak istiyorum. Kontrol. Ben de bakmak istiyorum birazcık. Açabilirsin. Kahvaltı takımının aynısı. Bizim bayağı benzer. Baharat takımı. Evet. Onun aynısı da bak, kahvaltı takımı. Bak bak bak. Evet, burada biraz elime dolgun geldi de. Bakın. Şurada da var yalnız. Yine bir titizlikse oranın da alınması lazım. Toz mu buldunuz Şeyda Hanım? Hem de şey, şöyle. Siyah bir toz. Olabilir. Yani olamaz. Bilmiyorum. Ya ben sildim içine ama yani demek ki orası. Bir de şey bardak dolabında yani olması kötü. Şeyde, biraz önce suyumun içinden çıkan ipi algılayabiliyorum şimdi. Ben oradan şimdi. Çıkarmadım senin bardağını. Şunu yakın. De bana Serpil diyor ki benim bardağımdan çıkan toz belli oldu. Sen su bardağı rafına bakıyorsun. Ben senin şeyini ta kaçıncı kattan çıkartmışım. Bana gelmiş benim bardağımdan çıkan toz belli oldu ki. Bir de ben bu dolapların kulplarına takıldım ya. Sanki böyle bir yağlı gibi. Değil mi? Ama benden evet. Kaynaklanan bir şey değil. Yani defalarca silinen ama bir şey. Ama aynı zaten. Yani dikkat ettiysen hani üst tarafta hiç evet. Öyle leke falan yok. Sadece kulplarında bir var. Bir şey soracağım. Hı-hı. Sen kıla çok takıntılı olduğunu söylemiştin. Evet. Kıl tüy neyse bilmiyorum. Çok ince bir tüy. Evet. Kıl değil en azından. Yani bugün sabahtan beri geziliyor burada. Uçuşması çok normal. Ben şokum. Sesim çok dibime kaçtı. Bir tüy. Nereden? Ya bildiğin şuradan. Şuradan yani. Ya şu yukarıdan çıkarttı evet, ya. Yukarıdan. Hani bildiğin şuradan, yukarıdan, köşesinden. Yani sadece yazgıda şok oldum ben buna. Böyle. Yani evet. Toz değil. Demek ki görünen yerleri yapıyormuşsun. Bu lafı sen bana dedin, şimdi ben sana diyorum. Ben görünen yerleri yaptım Şeyda. O gözünden yerler. Kaçmıştım. Tamam, sonuçta o ben burada yer. Bir telaşla yaptım bu işi. Evet. Yazgı Hanım, temizlik konusunda size biraz dolup gelmişler anlaşılan. Evet, çünkü haklılar. Ben bunu en başta da söyledim. Arkadaşlarım da izleyince görecekler. Hani ben temizlik konusunda gerçekten iddialı olduğumu dile getirmiştim. Bu herkesin başına geliyor Yazgı Hanım. Kim neydi iddialıysa oradan fire veriyor nedense. Diğer demek ki öyle garezim vardı. Bana bunu yaptın. Tabii gezelim. Bugünün mutfak tozları tartışması da böylelikle sona eriyor ve ev gezmesi yatak odasından devam ediyor. Yazgı Hanım'ın mutfağı küçük ama kullanışlı. Çiçekli baharatlıklar mermer mutfak tezgahına yerleştirilmiş. İkramlar için servis tabakları ve bardaklar önceden temizlenip hazırlanmış. Pembe puantiyeli tül mutfak dekorasyonuyla uyumlu. Büşra'nın dediği gibi aşk yuvamız. Evet. Aşk yuvası olduğu da belli, hediye de yani o kadar üstüne olmuş ki. Zaten hediyeyle bir söylemeseydin olmayacaktı. Olmaz. Çünkü bayağı yerine göre almışım. Girer girmez önce fotoğraf dikkatinizi çekti ama genel olarak yatak odasını nasıl buldunuz? Bence güzel ya.
Şu fotoğrafını beğendim. Evet. Kağıt çerçevesi galiba kırıldı. Evet, çerçeve. Ya eşim elini şöyle, ben eşime sürpriz yapmak istedim. Çerçeveyi hani o gelmeden asayım istedim. Çerçeveyi astım, geldi. Aa aşkım çok güzel olmuş. Yalnız dedi, şurayı şöyle yapsak daha iyi olur dedi. Çerçeve yerle bir. Nazar çıkmıştır Yazgı Hanım. Ben bir şöyle dolabın içine bakmak istiyorum. Müsaadenizle. Büşra Hanım, yine toz mu arıyorsunuz? Evet. Bu kıl ne? Alma dur. Benim saçım değil o kesinlikle. Burada kıl mıl yok diye. Peki. Hayır, kıyafetin içinden çıktı. Kimin olabilir? Dolabının içine benim girecek benim halim saçımın, mi kararlı? Benim saçımın bu kadar kısa olma şansı imkanı yok gördüğünüz üzere. Bir de senin yani saç rengin çoğunlukla. Ama olabilir aynen ya. Bir dakika, ben sabah bu kıyafeti giyiyordum. Çok riskli bir boza başı. Ya evet, onu yani çok severek aldık. Yani bunun hepsini temizleyemeyeceğim. Aslında başlığı komple söküp göstermek lazım. Gerçekten o kadar toz var mı? Aralar o kadar toz içinde. Ya bu tarz mobilyaların temizliği evet gerçekten çok zor oluyor. Ben bugün 3 kere tozunu aldım. Kaçırmış olabilirim yani aralarını. Çünkü gördüğünüz gibi çok motif var. Yazgı farkında mısın? Nerede toz bulsak, pislik bulsak çıkabilir, gayet normal diyorsun. Gayet normal. Eğer şunu diyorum. Eğer senin gibi, senin gibi ben her gün yatağımı, çarşafımı silkelerim. Evet, aynen yerde öyle. Yerde bir tane toz bulsam imkanı yok, kıl bulsam yemek bile yemem. Evet. İşte bu kadar ağır yıtanlarda bulunduğum bu 4 kişi şu anda senin evini talan etti ve inanılmaz kirli bir durumda. Ve benim evim asla kirli değil, asla. Bunu bu kabul etmem. Hayır, kirli değil. Ne toz. Bu? Bu. Toz, evet o toz. Mutfakta bulduğum da toz, içeride bulduklarımız da toz. Yani arkadaşlar Serpil, toz mu? Kir böyle olmaz. Toz, bu toz yani. Mu? Bence biz bunu seyircinin gerçekten vicdanına bırakalım. Çünkü ben bile iddiasız olan, diyeceksiniz ki dün de mi kaldı ama kusura bakmayın. Ortada bir haksızlık varsa ve günüm geçmişse ben bunu kendime bile saygısızlık olarak görüyorum. Kusura boşuna bakmayın. İddia etmişsin bu arada temizlik konusunda. Yatak başlığındaki tozu ciddi anlamda bugün 3 kere aldım. Ama dediğim gibi çok fazla oyma var. Öyle bir hafta önce falan alınmış bir toz değil ya da bu sabah alınmış bir toz değildi yani. Resmen onun bir 2-3 ayı var. Tamam mı? Birine sokuyor bulamıyor, öbürüne sokuyor bulamıyor, öbürüne sokuyor. Toz bulduk. Benim fikrimce bu bir gelin yatak örtüsü değil. Asla değil. Neden değil? Bariz ortada yani. Sizce değil mi? Kriterlerini anladığını çok iyi değil biliyorum. Yani. Ben ilk odaya girdiğimde Nevresim takımı zannettim. Evet. Pike takımı hatta zaten. Şey gelin seti dedim, olarak geçiyor. Bizim geleceğimizi bilmiyor muydu? Hani gelin yatak örtüsü nerede diye düşündüm bir an. Sonra dedim ki galiba gelin yatak örtüsü bu. Yatak örtüsüne verilen para benim için tamamıyla fuzuli bir para olarak geliyor. Hani bunu sakın üzerinize alınmayın. Bunu ne kadar alınmayın. Aldın? Ben bunun takımına 350 lira verdim. Yatak örtüsünü ve gelin yatağını resmen hakaret ettim diyorum. Ya hiç de valla benim evime geldiler ben, gayet bir dakika lafımı kesme. Bak ben senin lafını kesince kızıyorsun ya. Evet. Sen de benim lafımı kusura kesme. Bakma, özür dilerim. Estağfurullah. Ben bunu gündeliğe bile sermem. Ya bir de ben şey de merak ediyorum. Şu dolabın üstüne de bakmak istiyorum. Bak ama orası tozlu olabilir. Ha, o zaman bakmama gerek yok. Yazgı Hanım dürüstçe cevabını verdi zaten. Aynen dürüstçe davrandı. Ben, yani en son cumartesi günü mopla aldım bunu. Ben şu an kameraya oynayacağım. Ben pis değilim. Ben temizliğin böyle kralını yapıyorum. Ben gelinim ya. Hadi gidelim. Büşra Hanım Yazgı Hanım'a göndermelerle dolu oyununu oynuyor ve hanımlar çeyiz odasına doğru ilerliyor. Yatak odası duvarlar ve tüller dışında neredeyse tamamen beyaz. Dolayısıyla bu odayı temiz tutmak gerçekten maharet ister. Salondaki avizenin aynısı bu oda için de seçilmiş. Yatağın başucundaki duvarı yine bir klasik olarak düğün fotoğrafı süslüyor. Evet arkadaşlar, isterseniz çeyiz odama geçelim. Bir dakika, öyle kolay değil. Biraz sonra açıklayacağımız şeyden sonra bence tamamen motive olarak düşeceğini düşünüyorum. Ona da bir kalamayacak. Savunma moduna geçecek ama onun hiçbir affı, kesinlikle savunması yok. Onu burasıydı değil mi? Biz burada yakalamıştık. Şu en üst olması lazım. Evet. Sence orası mıdır? Bence orasıdır. Emin misin? Evet. Yere düştü. Yere düştü. Tam olarak bundan bahsediyorduk. Anladım, evet gayet yani haklısınız da olabilir. Hani silmedim yani ben hiç orayı.
Ay. Ay. Artık sen evin içinde yaşıyorsun. Sen tiksindiysen biz ne yapalım bilmiyorum yani. Yani senin kapının üstlerini temizlemedik. Sen de çok iddialıydın ama eminim senin kapından da o kadar pislik çıkardı. Evet, baksaydın. Keşke baksaydın. Bakmadın. Ben de hataları tolere etme gibi bir şansımız maalesef yok. Çeyiz odasına da yavaştan. Evet, ben elimi yıkayıp öyle gireceğim. En ufak açığı gözden kaçırmayan hanımlar bakalım çeyizlere ne bahane bulacaklar. Burası benim çeyiz odam arkadaşlar. Yani daha doğrusu çeyiz odası olarak tasarladım. Ben şunu merak ettim. Seccade. Yani seccade yani. Danteli babaanneme ait. Şu mu merak ediyorum, bunu verebilir misin? Şu mu? Evet. Bunu da canımın içi annem yaptı. Tamamıyla iğne. Evet. Kesinlikle tığımı, hiçbir şey yok gerçekten içerisinde. Gerçekten eline sağlık. Şu da onun masa örtüsü gibi. Örtüsü. Kaç güne yaptın? Ha, ne göz varmış ya. Maşallah. Yani, hazır zannettim biliyor musun? Ama yani bunu kullan yani kesinlikle. Kullanmaya kıyamıyorum yani. Nasıl o yani kadar ya? Kıyamıyorum. Hani kenarda dipte köşede sararıp gitmesin. Yok, heba olmasın. Yok, gerçekten bence bunu kullan, muhteşem yani bir şey. Maşallah annenin de. Yani bir mevlüt tarzı bir şey yapmayı hani düşünüyorum. Hani o zaman zincir atma olayını öyle bir yapmış. Gel muhteşem. Havlularım az geldi bana. Benimkinden de az geldi şöyle, ama. Şöyle. Benim zaten çok fazla havlum yoktu. Hani dantel sevmediğim için iğne yapmaya çalıştım. Bir kısmını hani sen ben yaptım. Aha, benim yaptıklarımı kullanıyorum. Hı-hı. Hani bir kısmını da bıraktım böyle çeyizimde. Ben var de mı? Görebilir yapıyorum. Miyiz? Mesela senin yaptıklarını. Bak şunu mesela ben yaptım kenarını. Kaç günde yaptınız? Bu havlusuna ve örneğine göre değişiyor. Bir günde de yapabiliyorsun. İki günde de, bir haftada da. Mesela ben bunu biraz sallana sallana yaptım. Bir haftada yaptım bunu. Gayet güzel. Bunu yine annem yaptı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kayınvalidesini geçti benim gözümde. Abartıyorsun bence. Çeyiz anlamında değil. Şunu kimse yapamaz arkadaşım evet. Ya. Kalıp İğneyle gibi duruyor. Evet güzel. Muhteşem bir zor şey. Yapılıyor. Güzel olmuş. Onlar kaneviçe mi Yazgı Hanım? Evet bunlar kaneviçe. Bunları teyzem işledi. Takı kurdelemiş. Takı kurdelanı. Onunla mı pembe yaptın? Evet onu Allah'ım pembe yaptım. Yarabbim. Şaka gibisin Yazgı. Sen yaptın onu. Şey gül. Değişik. O mutfak evet, tülü. El işi mi o? El işi. Onu da. Nasıl örülmüş o ya? Bayağı da, emek var. Evet onu da annem yaptı. Evet. Mutfak tülü olarak. Maşallah, sübhanallah. Nazar değecek kadına. Aynen, bunu maşallah. Resmen annen mi yaptı? Bunu annem yaptı. Ne kadar sürede yaptı? Muhteşem. Yıla falan yani mı? Bayağı uzun sürede yaptı herhalde. Çünkü yani danteli ya, ipi falan şey. Hani şey biliyorsunuz hani iğne falan şurası değil bile ama. Uğraştırır yani. Şunlar o kadar uğraştırıcı tabii. Ki inanmazsın şu İnanırım kurtçuklar, ya, biliyorum. Kurtçuklar. Hanımlar, çeyizi nasıl buldunuz? Ben yine Şeyda Hanım'ın önde olabileceğini düşünüyorum. Fakat dantelde gerçekten hani böyle bir emek ben de görmedim. Çeyiz olarak bahsetmedik zaten. Çeyiz olarak bahsetsek benimki de mesela Yazgın'ınkinden daha fazla ki çeyiz sevmem dememe rağmen. Ama şu an söz konusu çeyiz değil, dantel yani. Ona da değindim zaten. Arkadaşlar acıkmadınız mı? Acıktık. Acıktık o zaman hadi yemek odasına geçelim. Geçelim. Dantel işlerinin ağırlıklı olduğu çeyiz çok fazla olmasa da verilen el emeği çok büyük. Oyalı Yemeniler, yatak örtüsü takımları, banyo lifleri bu çeyizin de olmazsa olmazı. Renkli desenli patikler ve Yazgı Hanım'ın da el emeği olan dantelli havlular kullanılacakları günü bekliyorlar. En nadide parçalarsa Yazgı Hanım'ın annesinin ördüğü dantel mutfak tülü ve sadece iğneyle yapılan dantelli masa örtüsü. Burası yemek oda. Masayı salonda kullanmak istemedim. Hani iyice doldurmak istemedim. Böyle alan daralsın istemedim. Zaten o da boş. Hani burayı böyle yemek odası şeklinde kullandım. Bunları da sizin için hazırladım. Gayet eline güzel sağlık. Görünüyor. Zengin bir sofra. Evet. Güzel görünüyor. Spesiyelim tavuklu börek. Yani lezzetine çok güveniyorum gerçekten. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Ayrıca bunun dışında size bir de sürprizim var. İzniniz olursa ben hemen onu alıp tabii geleyim. Ki. Yemek odasına girince bir şaşırdınız hanımlar. Yazgı Hanım'dan böyle ikramlar ve böyle bir sunum beklemiyordunuz galiba. Ben o konuda bekliyordum ama bu kadar çeşit beklemiyordum. Evet, çeşit en fazla, olarak evet, şaşırdık. 4-5 çeşit belki.
Evet, bu benim eşimin çok sevdiği bir pasta. Ben de gerçekten tadına çok güveniyorum. Şöyle ekibe de bir sürpriz yapmak istedim. Üzerine gelin evi yazdım. Her ne kadar L ve İ birbirine yakınlaşsa da... Ooo şahane olmuş Yazgı Hanım. Çok teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Merak ediyorum. Canım çok istedi şu an. Evet, 20 çünkü karar verelim. Çünkü bir tatlı verelim. O var, bir de... Ha, bir de kekim var. Ha, bir de kek ama bunu canım çok istedi. Hanımlar, masa düzenini nasıl buldunuz? Yazgı Hanım, masa düzeninizi beğendim fakat sadelikten yanayım dediniz ama peçeteleriniz taşlı. Cafcaflı olmadığını düşünüyorum. Bu da hani olabilir, taşlı ama şık bir görünüm olduğunu düşünüyorum. Yazgı'ya katılıyorum. Çünkü Yazgı'nın masası şu an gerçekten sade ve şık duruyor. Tabii ki bu kadar da bir aydınlatma olsun. Burayı çok merak ettim. Bu tablo nedir peki? O eşimin kendisinin getirdiği bir tablo. Onun için manevi değeri çok yüksek. Ben de çok sevdim. Yani içinde orijinal kaldedim bir parça var. Evet, ama evet. İşin, nedir mesela? Vallahi anlamını hiç bilmiyorum. Eşim biliyordur belki. Ben bilmiyorum. Bilmiyorsun, bilmediğin sebebi eşim istiyor diye. Ya o çok istiyor, evet. O çok istiyor. Hani, o ne olduğunu biliyorum acaba? Onu hiç bilmiyorum. Belki burada başka şeyler ya yazıyor. Açıkçası hiç de sormadım yani. Pahalı bir şey mi acaba? Yani tarihi bir şeye benziyor. Eski ve orijinal bir şey var burada. Çünkü mühürlü falan değişik şeyler var ama... Yoksa bir tapu da... mu? Anlamını da bilmek lazım. Bence eşini arayalım. Ben de arandım. Hani gizemli bir şey çünkü. Hatta ben onun altında neler ararım neler yani. Belki de eski sevgilisinin baş harfleri falan yazıyor harflerde. Yani. Ben vallahi ben acayip ararım yani. Bu arada Şeyda Hanım, sizi fazla ayakta tutmayalım. Tamam o zaman ben bir eşimi arayayım madem çok ısrar ettiniz. Telefonumu alabilir miyim? Alabilirsiniz elbet hanımlar. Bu sizde alışkanlık olmaya başladı. Aşkım. Evet canım. Heh, aferin, güzel başladın. Hayatım, bu yemek odasında hani senin böyle getirdiğin bir tablo var ya, içinde böyle eski antik bir şey var. O yanık gibi sayfanın. Evet, evet hayatım. Onun anlamı ne biliyor musun? Tam emin değilim ama benim öğrendiğim kadarıyla o bir askeri bir tapu. Tapu mu? Nasıl ya? Böyle bir... maddi değeri yok ama o manevi bir tapu, koruma tapusu gibi bir şey yani. Tamam aşkım, ben anladım, seni seviyorum, hadi görüşürüz. Ya tapuymuş ama böyle askeriyelerin kullandığı koruma amaçlı bir tapuymuş. Düğünde takılan tapulardan değil yani. Bu kadar sohbet yeter hanımlar. Artık ikramları tadalım isterseniz. Arkadaşlar, almak istediğiniz başka bir şey yoksa isterseniz içeri düğünü izlemeye geçelim. Tatlıyı ayrıyeten getireceğim ben. Çünkü o biraz dağılıyor. Ayrı bir tabağa koyayım onu. Geçelim. Hanımlar ağzına kadar ikram dolu tabaklarıyla salondaki yerlerini alıyor. Kızlar, düğüne benden önce başlamadınız değil mi? Malum ağır geliyorum. Yok canım, seni bekledim ben de zaten içecekler konusunda. Çay içmiyorsun sanırım. Ne içeceğini tam olarak sorayım da. Ne istiyorsun olur sen? Elma suyu geçebilirsin. Tamam. Sen? Büşra'cığım. Ben kola alayım. Kola. Ben çay alayım. Şöyle koy. Yazgı Hanım'ın içecek servisinin ardından ikramlar tadılıyor ve eleştiriler başlıyor. Kısırın içinde ne var Yazgı? Baharat. Kırmızı toz biber var. Pul biber. Ondan sonra nane. Çok az koydum. Kötü değil. Sarmanı merak ediyorum. Sen benim sarmanıma ne demiştin? Yiyen var mı bilmiyorum. İçi acayip derecede... Çiğ. Çiğ. Diri değil, çiğ. O kadar pişirdim, o kadar pişirdim. Doğrudur ki var ya. Ama çiğ. İçinde bir baharat var, çok yoğun bir baharat tadı alıyorum içinden. Sarmanın. Ha, karabiber. Ya tavuklu börek, bilmiyorum, bana damak zevkime hitap eden bir börek değildi o benim ya. Bir de içindeki tavuklar çok kurumuştu. Spesiyelin içi gerçekten güzel olmuştu fakat hamuru kuruydu. O baharatını ayarlamak, o tadı yakalamak müthiş bir şey. Ben spesiyelini çok beğendim. Eşinizle nasıl tanıştınız Yazgı Hanım? Bizim zaten eşimle dairelerimiz yan yanaydı. Komşu çocukları diyebiliriz. Öyle gördük birbirimizi. Elektriklenme falan oldu işte. Öyle gitgide falan bir baktık ki sevgili olmuşuz. Sonra zaten bizim bir 5 yıllık bir birlikteliğimiz var.
kendisine dedim ki bana böyle güzel bir evlenme teklif etmeden ben kesinlikle kabul etmeyeceğim dedim teklifini. Süründüreceğim seni dedim. Ondan sonra bu da herhalde başka çaresi kalmadı. Bana bir akşam dedi ki seni dedi yemeğe götüreceğim dedi. Bir sürprizim var dedi. Bekliyorum yemeğimizi yedik hani tatlılarımızı yedik çay içiyoruz. Allah'ım diyorum bu adam niye hala bana teklif etmedi? Yoksa diyorum sürprizi başka bir şey mi? Ben mi kendi kendime gelin güvey oluyorum? Sonra cebinden bir tane kutu çıkardı. Sonra yüzüğü eline aldı böyle şeyin altından. Ben görüyorum kaçar mı? Bakıyorum şimdi tamam mı? Bir o eline alıyor yüzüğü, bir bu eline alıyor yüzüğü. Oynuyor aşağıda. Alıp takasım var böyle. Uf dedi ya evlen benimle ya yaptı böyle. Evet, ya dedim olmuş. Aşkım ya bu kadar zor muydu? Tamam ver evleniyorum dedim. Bence utangaç olduğundan dolayı böyle bir teklif yapması güzel ve ben her zaman doğal evlilik tekliflerine parayla tutunan değildi. O yüzden beğendim. Sen açıksın, sosyalsin, ne bileyim böyle herkese her şeyi söylüyorsun, gülüyorsun, eğlenmeyi biliyorsun. Utangaç değilsin en azından, cesaretin çok yüksek senin. O yüzden senin gibi birisi olsaydı eşinler, evet beklerdim, iyi bir teklif değil bence, çok sade olmuş. Ama utangaçsın, gayet güzel olmuş bence. Düğün CD'sine geçelim mi? Çok merak ediyorum. Bir dakika, yanlış CD falan mı taktın? Bu senin düğünün mü? Evet, benim düğünüm. Bu senin olamazsın. Benim. Dur bir dakika, biraz daha yakından bakmak istiyorum. Neye şaşırdınız bu kadar hanımlar? Üzerinden çok bir zaman da geçmedi ama baya bir değişmişsin. Diyorum ya, ben 53 kiloyla evlendim. Düğünden bir sene bile olmadan nereden baksan 9 kilo aldım. Yani evlilik yaradı diyebilirim. Hanımlar, bir sorum var. Sizce Yazgı Hanım şu anda gelinliğine sığabilir mi, sığamaz mı? Arkası ipli mi değil mi? Gelinliğimin arkası ipli. O zaman tamam, giyersin. Gelinliğini giyebilir. Büşra Hanım sizce? Ya ben şu an başka bir şey düşünüyordum ve korkmaya başladım. Neden korktunuz? Kilo almayı çok istiyorum ama 2 ayda ben 5 kilo almışım. Evlendiğimde 44'tüm, şu an 49'um. Bir sene sonra ben kendimi düşünmek istemiyorum. Olur gelinlik. Adına aşk deyip bağlandım. Hem mutluluğu paylaşmaya hem acılarına. Hanımlar, Büşra Hanım da söyledi ama sizler bir şey demediniz. Evlendikten sonra başka kilo alan var mı? Ben aksine verdim. Evlendikten sonra da verdim. Nasıl başardınız bunu? Stres falan mı? Düzensiz yemekten olabilir. Neden? Her akşam yemek pişirmiyor musunuz evde? Yemek pişiriyorum tabii ki de. Fakat hani öğün sayım çok az. Ya benim eşim biz evlendiğimiz zamanlarda 3 çeşit yemek istiyordu. Evlendikten sonra eşiniz annesinin yemeklerini aradı mı? Valla aramadığını söylüyor da ne kadar doğru ne kadar yalan bilemiyorum. Belki benden korkusunu aramadığını söylüyordur ama. Bende var maalesef. Yani her o normalde salatası da mutlaka olacak. Biz bir 5'e falan bağlıyoruz çeşidi bu arada. Ersin nasıl olmuş diye soruyorum. Ersin bir tepki ver diyorum. Hani nasıl olmuş? İşte yedim ya, karnım doydu falan. Belli deseydin seni pişirmiyorsun diyorum. Sinir bozucu. Ortada bir emek var, uğraşıyorsun ve öyle bir tepki vermesi sinir bozucu oluyor. Bir sabırlısın yani. Arkadaş ortamında da şey der. Ben güzel olmuş, eline sağlık diyorum ama güzel olmuş demiyorum. Niye? Şımarır. O zaman daha eksik yapar, daha kötü yapar. Boş ver, o beni beğensin diye çıtayı yükseltsin. Şeyda Hanım, sizin evde durumlar nasıl? Bizim genelde şöyle oluyor. Bir gün ben evde yemek yaparım. Yapınca çok yemeklerimi çok beğenir eşim. Tam dediğiniz gibi çorbasından pilavına, tatlısına kadar her şeyini yaparım. İkinci gün dışarıda yeriz. Üçüncü gün dışarıdan söyleriz. Özletiyorsunuz yemeklerinizi. Annesine gideriz. Beşinci gün benim anneme gideriz. Altıncı gün yemeğiz. Onda bunda şundadır, şunda bunda ondadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Bak bak içime bak. Kolum uzun ya, o oradan dolandırıyor. Normalde ben doğru yapmıştım aslında. Ona bak. Öyle bir zorlanıyor ki benim ağza bak. Ay biraz bir kere daha bakabilir miyim? Şaşırmayan yok yani buna gerçekten. Biraz geri alıyorum şu anda. Ne olursunuz?
Biraz daha devam edelim. Şurada bir duralım. Evet, devam edelim. Duralım. Bak bak, benim koluma bak. Evet. Gayet doğru yönde şimdi gidiyor. Devam aslında. Edebilir miyiz? Gayet olmaz böyle diyor. Ay canım aşkım ya, seni çok seviyorum, heyecanına benim ya. Zaten çok tatlı bir şey çıkmış ortaya. Bak şimdi dudağına bak. Yazgı Hanım, takı merasimine geçelim mi? Ne kadar takınız oldu düğünde? Ne kadar takı oldu? Nakit 10 bin liranın üzerindeydi. Öyle hatırlıyorum. 15 tane bileziğim vardı. 40 tane çeyreğim vardı. Bir de ata beşlim vardı. Ne yaptınız takılarınızda? Değerlendirdiniz mi? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Sormuş bulunduk. Ya takılarımın bir kısmı zaten hani düğün salonunda, düğün salonuna gitti birazı. Nakitten verdik. Bir kısım borçlarımıza gitti. Diğerleri de pencereden uçtu gitti. Ben şu an donum kaldım, anlamadım. Pencereden uçtu gitti. Takılar. Ellerimle sirkeledim. Gitti. Bile bile. Neyi sirkeledin? Bile bile değil tabii. Bilsem sirkeler miyim de. Ya biz eşimle bir kısım altını geri bırakıp hani bankaya yatıracaktık. Öyle planlarımız vardı. Eşime de babaannesi bir tane battaniye hediye etmişti. Bazanın altında duruyordu. Hani dedim ki bugün yarın gideriz. Onu bazanın altına koydum, o battaniyenin içerisine. Sonra eşim şey dedi, aşkım dedi ya çok üşüyorum dedi. Battaniyeyi çıkar da dedi hani. Onu da örtünelim. İyi dedim, hadi ben de gönlü olsun. Sonra her şey çirkeflik yapıyor, şey yapıyor demesin diye. Dedim ki bari battaniyeyi havalandırayım da. Hani bayağıdır bazanın altında. Battaniyeyi havalandırdım. Sonra birkaç gün sonra dedik ki hani gidelim altınları bankaya götürelim. Ortada altın falan yok. Fark etmedin mi düştüğünü falan? Hiç fark etmedim. Fark etsem ben gider... Bırakır mıyım? Filmlerde olur ya, gökten altın yağar. Onun gibi aynen bir şey olmuş aşağıdakiler. Ne vardı battaniyenin içinde mesela? Hani atıyorum 4 bilezik, 3 çeyrek. Ya ata beşlim vardı. Zaten evet. En şeyi oydu. Zaten bir 5,5-6 bin TL değerindeydi. Bileziklerimden de ya, vardı. Benim de şaşırdığım nokta, şimdi insan öyle değerli şeyleri hani koyduğu yeri nasıl unutabilir? Onu alırken ben şahsen hatırlarım ha, burada benim altınların, bileziklerim işte vardı deyip çıkarıp... Ya işte basireti mi bağlanıyor insanın yani. Bilemiyorum. Gideceği vardı herhalde benden. Peki hani eşinin ailesinden ya da başka bir kimseden bu konu inanmamazlık yapan oldu mu? Bu konuyu şu anda ilk defa burada açıklıyorum. Şu anda herkes ilk defa şimdi öğreniyor. Gelin evinde sırlar da ortaya çıkıyor desenize. Ya burada da hani şimdi siz soruyorsunuz, yalan söylemek istemedim. Hani açık açık söyledim. Çünkü hani... İster istemez hani ailelerden şey geliyor, hani altınlar duruyor mu? Ne yaptınız altınları? Hani sürekli onları geçiştirmek istemiyorum artık. Eşinizin tepkisi ne oldu Yazgı Hanım? Çok kızdı. Aşırı derecede kızdı. Hani eşimi tanıyamadım diyebilirim yani. Nevri döndü diyorsunuz. Kesinlikle aynen öyle. Laz damarı patladı gitti yani o derecede. Çok normal ama. Arkadaşlar isterseniz videoya başlamadan önce ben tatlıları getireyim. Tatlıları unuttuk. Büyük geçmiş olsun Yazgı Hanım. Artık tatlı yiyip tatlı şeylerden konuşalım. Bu bizim biraz önce gördüğümüz tatlı. Yani kaşıkla alındığı için öyle yumuşak bir tatlı. Görüntüsüne bakma, tadına. Lapa gibi. Çocuk maması gibi böyle. Ya şey işte dağılıyor. Hani bıçakla falan kesilmiyor. Kaşıkla alınıp koyuluyor böyle. Sert yapılmasının bir püf noktası var mı illa ki? Yok, hep böyle bu tatlı. Serpil Hanım'ın demek istediğini anladım. Böyle tatlı, düz bir tabağa değil de hani kap şeklindeki ayaklı kase şeklinde bir tabaklarda sunum yapılabilirdi. Evet, ama olabilir. Tadı çok güzel, elinize sağlık. Hatta sana bir tavsiyem, bunu dondurma... Şimdi o geçti aklımdan zaten. Dondurma kutularında bir de dondurma ekleyerek müthiş ben olur. Ben dondurma ekleyecektim zaten. Olmadı. Kenarına. Ekleyecektim, yapacaktım, yok. Zaten evde dondurma yok, o yüzden eklemedim. Günün sonunda misafirleri Yazgı Hanım'a kaç puan veriyor? Sadece iğne oyasına da verebileceğim puan. Hiçbir şey beni tatmin etmedi. Bu yüzden ona puanım
Ama her şeye rağmen motivasyonundan hiçbir şey kaybetmedi. O yüzden ona puanım. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Bu oynayan kız kim Yazgı? Hangisi? Tabii pullu olan. Biraz görümcem. Sonra gelecek. Görümcem. Kaç görümceniz var Yazgı Hanım? 4 tane görümcem var benim. Maşallah. İyi anlaşıyor musunuz hepsiyle? Gayet iyi anlaşıyorum çünkü hepsi benim yaşlarımın denginde. Bir tanesi zaten benden 3 ay önce evlendi. Bir tanesi nişanlı, Mayıs'ta düğünü var. Bir tanesi de hala bekar. Evet. Ay pardon, benim 3 tane görümcem var ya. Yok artık. Evet ya, 3 tane görümcem var, bir tane de kaynım var. Çok özür dilerim. Neyse, Allah söyledi. Biri şu pembeli mi? Efendim? Biri şu pembeli mi? Yok, pembeli benim kuzenim. Yanındaki de hala. Pembelinin görümce olduğunu nereden çıkardınız Büşra Hanım? Abisine düğününe daha özenli olur. Aynı anda bu kadar hızlı nasıl oynuyorlar? Ya o herhalde bizim oyunu artık bildiğimizden kaynaklanıyor. Sizin de içiniz kıpır kıpır olmuyor mu ya? Benim için böyle kıpır evet, kıpır oluyor. Bilsem var ya şurada durmam yani. Öğreteyim ben sana. Gerçekten mi? Evet. Öğreteceksin mi? Öğreteyim. Hadi öğret kız. Siz de biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Hadi öğret. Gel kız, oynayalım. Düğündeki görüntülerle heveslenen yeni gelinler alelacele ortalığı topluyor ve Yazgı Hanım'dan horon öğreniyorlar. 2, 3. Boşuna dememişler, gökyüzünde düğün olsa kadınlar merdiven dayar diye. Gülme, devam, güzel. Ben gelin evinde hanımların eğlencesi hiç bitmiyor. Harikaydınız hanımlar. Yazgı Hanım, videodan sonra düğün fotoğraflarınıza da bakalım artık. Ne dersiniz? Tamam. Fotoğraflarda gelinliğiniz, saç ve makyajınız daha net görülür tabii. Tamam, ben de gelinliğimi giyip geliyorum. Yardıma ihtiyacın olursa sesler. Eminim olacaktır. Ama her gelin güzel ya. Ona yani %1000 eminim yani. Yapamadım yani. Evet, burada final yani. Siyah değil de kahve rengi. Bence bu renk daha çok yakışıyor. Bence de. Çok uzun, hatta doğal gösteriyor. Daha şey duruyor, minyon. Minyon duruyor, genç duruyor. Baksana çok sevimli değil mi sence de? Yüze falan bak. Şimdi bir sert ifadesi var değil mi? İşte Yazgı Hanım gelinliğiyle karşınızda. İçine sığar mı sığmaz mı iddialarını boş çıkartan Yazgı Hanım, hayatının en mutlu gününde giydiği gelinliğiyle karşımızda. Evet Şeyda Hanım, yorum almaya sizden başlayalım. Kolyeni de beğendim. Kafandaki aksesuarın da incili. Hani birini farklı kullanabilir miydin acaba diye düşündüm ama onda kararsız kaldım. Omuzların güzel olmuş. Gelinin üstü, şu üst bölmesi benim gelinliğime dikkat ettiniz. Üst tarafı benimkiyle aynı, benim kısa trablez geliyordu. Etek tarafı farklı gibi. Çok güzel olmuşsun. Saçlarına ama bir şeye dikkat ettim. Fotoğraflardaki saç rengine bayıldım yani. Ben yine diyorum, gördüğüm en güzel gelinsin. Teşekkür ederim. Ne zamandan beri? Benden sonra. Yani yarışma içerisinde hani kimse kırılmasın. Herkes kendine göre güzel ama benim seçtiğim sensin şu an favori. Teşekkür ederim. Çünkü hani kol kısmı zaten şu üst aynı dediğin gibi. Çok beğendim valla. Ve çok temiz, güzel bakmışsın. Kübra Hanım. Ben de genel olarak beğendim. Yani yakışmış. Hatta benim tacımla hemen hemen benziyor. Yarın göreceksiniz. Çiçeklerimiz de benziyor. Genel olarak güzel. Çiçeğini çok sevdim.
Teşekkür ederim. Ama ben gelinlikte inciyi sevmiyorum ya. Yani olabilir. Görmek istemedim onu. Bu arada albümünle alakalı bir şey söylemek istiyorum ben. Albümünde biraz çok fazla samimi resimler buldum. Benim kendi fikrimce bu düğün albümlerine konulan resimler, kendi adıma söyleyeyim, atıyorum benim dedemle anneannem, babaannem ve dedem memleketten geldiklerinde mesela düğünden birkaç zaman sonra kızım getir bakayım hani fotoğraflarını falan dediklerinde ben onlara gönül rahatlığıyla açıp gösterdim hepsini. Ama eğer senin albümünde olduğu gibi bir fotoğrafla karşılaşacaklarını bilseydim asla gösteremezdim. Çünkü onlar bunu anlayışla karşılamayacaklardı. Ya şimdi şöyle, biz zaten fotoğraf çekimini düğün günü yapmadık. 1,5 aylık evliydik biz. Biliyorum. Fotoğraf çekimini yaptırdığımızda. Onun dışında da o benim hep hayalimdi. Hani kesinlikle öyle bir fotoğrafım olacaktı. Hatta eşim de beni uyardı hani. Ya buna annelerimiz, babalarımız bakacak diye. Yani sonuçta biz artık karı koca olacağız. Ve o benim içimde kalacak. Hani ben aileme gösteremeyeceğim diye içimde kalacaktı. Ailen elle de göstereceksin mi? Şey, yani sonuçta onlara şu küçük albümden verildi. Ve o küçük bir yerde kalıyor hani o samimi fotoğrafımız. Küçük bir yerde, bir tane değil yalnız Kübra, yanlış mı hatırlıyorum? 3-4 tane falan kullanılmış. Bilmiyorum ben. Yine de güzel her şeyin. Tercih meselesi. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yazgı Hanım, artık sizden günün değerlendirmesini alalım ve puanlamaya geçelim. Tamam. Ya benim için güzel başladı. Tabii arada gerginlikler yaşandı. Bu çok normal. Sonuçta hepimiz yorgunuz, hepimiz uykusuzuz, hepimiz gerginiz. Sonuçta bu bir yarışma. Muhakkak arada gerginlikler olacak ama hiçbir zaman birbirimizi kıracak kelimeler, kıracak ithamlarda bulunmadık. Öyle düşünüyorum. Daha sonrasında zaten hani hepimiz için de güzel vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Günün sonunda misafirleri Yazgı Hanım'a kaç puan veriyor? Sadece iğne oyasına da verebileceğim puan. Hiçbir şey beni tatmin etmedi. Bu yüzden ona puanım. Ama her şeye rağmen motivasyondan hiçbir şey kaybetmedi. O yüzden ona puanım. Hepsi ve daha fazlası az sonra. Evet hanımlar, şimdi sırayla sizi puan odasına alalım. Sizden başlayalım Serpil Hanım. Puanlamayla alakalı şunu düşünmesini istemiyorum. Ben kendi günümü atlattım. Artık rahat davranabilirim. O yüzden herkese düşük puan vereceğim diye bir şey yok. Çıtayı çok yükseltti. Hiçbir şey beklediğim gibi değildi. Çeyizi ile alakalı sadece iğne oyasını beğendim. Onun haricinde temizlik zaten kafadan bitti bende. Daha kapıdan girdiğim anda bitti. Sadece İğne oyasına da verebileceğim puan 3. Serpil Hanım neredeyse her kriteri tek tek değerlendiriyor ve Yazgı Hanım'a 3 puanı layık görüyor. Puanını vermek üzere Kübra Hanım salondan ayrılıyor. Bugün Yazgı Hanım'la güne enerjik başladık. Fakat birçok hataları oldu. Kendisinden bunları hiç beklemiyordum. Özellikle titizlik konusunda. Salonunu beğenmedim açıkçası. Hani anlattığı kadarıyla bir salon değildi. Çok iddialı olduğunu söylüyordu. Fakat yanıldı. Objeleri, aksesuarları olsun. Çeyizlerinden bir iki parça emeğiyle yapılmıştı fakat çok çok yetersizdi. Çok azdı. Çeyiz bile denilmeyecek kadar. Misafirperverliğini beğendim. Fakat geri kalan hiçbir şey beni tatmin etmedi. Üzgünüm Yazgı. Bu yüzden puanım sana.
Yazgı Hanım'ın ev sahipliğinden memnun kalmayan Kübra Hanım'ın günün sonunda verdiği puan 3. Kübra Hanım'ın ardından Şeyda Hanım puanlama odasına gidiyor. Günlerdir kaptan kesen insanı ben bugün kediye dönüşümle izledim. Numara yaptığını düşünüyorum. Gelinliğini beğendim, düğününü beğenemedim. Temizlik konusunda hasta olan bir insanın bugün evinden çıkanla rezalet ötesi bir şeydi. Benim en çok puanımı kırmam için sebep olan oydu. Evini hiçbir şekilde beğenmedim. Tamamen çocuk evi gibiydi. Düzmece bir evdi. Evcilik oydan çocukların odası gibiydi bütün odaları. Bu yüzden ona puanım. Şeyda Hanım'dan da 3 puan alan Yazgı Hanım şu ana kadar toplamda 9 puana ulaşıyor. Sırada son yarışmacımız Büşra Hanım var. Yazgı temizlik konusunda çok fazla iddialıydı. İddialı olduğundan dolayı çıtayı çok fazla yükseltti. Biz de o yüzden kimse de bakılmayan yerlere baktık. Çelik kapı belki çok saçma olacak oraya bakılma sebebi. Ama çok titiz olduğunu söyleyen bir insan için evinin kapı kulpuna kadar temiz olması gerekiyordu. Kendi de kabul etti. Yemeklerini beğendim. Spesyalini de beğendim. Onun dışında bütün eleştiriye rağmen güler yüzünü hiç bozmadı. Hiç kaybetmedi bize olan saygısını. Ama iyi yanlarını düşündüğümde belki %50 iyisi ve kötüsü kafamda karışıklık yaratıyor. Ama her şeye rağmen motivasyondan hiçbir şey kaybetmedi. Bize güler yüzle karşılamaya devam etti. O yüzden ona puan 5. Temizlikten puan kıran ancak ev sahipliğinden memnun kalan Büşra Hanım, Yazgı Hanım'a 5 puan veriyor. Günün sonunda Yazgı Hanım toplamda 14 puanla gelin evindeki sıralamada yerini alıyor. Bir günü daha geride bıraktık. Kaldı bir günümüz. Onda da Kübra'dayız. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Gelin evinde haftanın 4. günü Yazgı Hanım'a konuk olduk. Yarın haftanın büyük finalinde ev sahibimiz Kübra Hanım olacak. Ve açılan sandıklarla altınlar sahibini bulacak. Gelin evinde haftanın büyük finalinde yeniden buluşalım. Hoşça kalın, aşkla kalın. Gelin evinde yarın. Yeni gelinler salona girer girmez dekorasyonu fazla klasik, evi ise müze gibi buluyor. Müze gibi. İçeceklerin servisi sırasında Büşra Hanım'ın gözünden kaçmayan ve kameralara gösterdiği detay ne? Arkadaşı yaptım, ona yapmazdım, haksızlık olur. Dantel düşkünü olan Kübra Hanım'ın vitrininde hazır örtülerin bulunması Büşra Hanım'ı savunmaya geçiriyor. Hakikaten hiçbir savunma yapma Kübra. Yarışmacılarımız yatak odasının da salon gibi fazla abartılı ve gösterişli olduğunu düşünüyor. Ben salona geri dönmeyi tercih ederim açıkçası. Mutfak teftişinde buzdolabında gördükleri hangi detayı hanımlar abartı olarak yorumluyor? Yatak odasında bir dolap gibi duruyor. Kübra Hanım'ın düğünündeki saçı açık halini görmek için hanımlar sabırsızlanıyor. Her şey geliyor. Saça bak. Gelin evinde ikinci haftanın en maharetli gelini kim oluyor? Ay çok güzel bir jest oldu. Teşekkür ederim. Altınlar kimin olacak? Gerçekten Serpil'in o sözlerinden sonra umurumda değil. Büyük finalde herkesi şaşırtan sonuç ne oluyor? Hepsi yarın gelin evinde. Memnun kalmadım. Ona puanım. Ona verdiğim puanım